Sen sürekli bir şekilde kendini onun daha önceki deneyimleriyle kıyaslıyorsan sende sorun. Onda değil, o yaşayacağını yaşadı ve sana geldi zaten bu yaşadıklarından dolayı. Artık senin sevgilin yani. Sen hala daha o geçmişindeki çoktan geride bıraktığı insanlarla kendini karşılaştırıyorsan bu hangi sebeple, hangi kisveyle olursa olsun bir retroaktif kıskançlık, dolayısıyla da bir öz yetersizlik belirtisidir. Yani neden senden önce kiminle birlikte olduğu, kiminle öpüştüğü, kiminle yattığı, kiminle hangi cinsel ya da ilişkisel şeyi paylaştığı önemli olsun ki? Peki nasıl başa çıkılır? Öncelikle duygularını kabullen. Yani yaptığın şey kötü bir şey değil. Aslında karşındaki insanı çok sevdiğin ve kaybetmekten korktuğun için bu kıskançlığı gösteriyorsun. Hiçbir kötü niyet yok. Dışarıya verdiğin tepkiler durumu kötüleştiriyor. Yani duygularını kabullen. Bunu aslında çok sevdiğin için yaptığını bil ve önce bunlarla barış. Onu kaybetmekten korkuyorsun. Evet, bu çok normal. Herkesin içerisinde bir miktar kaybetme korkusu vardır ama bunun seni kontrol altına almasına izin verme. Kimse bir diğerinden daha iyi değil. Herkesin bu hayatta artıları ve eksileri var. Yani biz bir kişiyi alırken hem artısıyla hem eksisiyle alıyoruz. Mükemmel diye bir şey yok. O insanların eksileri ağır bastığı için artık o insanlarla birlikte değil. Şu anda senin artıların daha ağır bastığı için seninle birlikte. Ama bu yaptığın şey, bu davranışların senin eksilerini parlatır halde senden o insanı uzaklaştırabilir. Yani aslında o insanlar daha iyi olduğu için değil, sen ona kötü davrandığın için aslında onu kaybetmeye yaklaşıyorsun. Bir insanın geçmişini o kazıma arzusuyla, orada bir şey bulurum, orada kesin beni sinir edecek ya da orada kesin benim güvenimi sarsacak bir şey bulurum diye bir yerleri kazarsan bulursun. Gerçekten bulmamış olsan bile beyin seni bulduğuna ikna edecektir. Bir diğeri güvenmek seninle ilgili. Yani insanlar senin güvenini kırmazlar. İnsanlar güvenilmeyecek kişiler değillerdir. Sen insanlara güvenemiyorsundur. Yani güvenmiyor olmanın sebebi insanların sana yaptığı davranışlar değil, senin insanları kendi içinden o kötü davranışları yapabilecek kişiler olarak görmen. İnsanları değiştiremezsin, o yüzden kendi bakış açını değiştir. Ve sonuncusu da bugün var. Yani geçmiş geride kaldı ve o geçmiş sayesinde sen şu anda bu ilişkiyi yaşayabiliyorsun. Onun o geçmiş yaşantıları olmasaydı, senin geçmiş yaşantıların olmasaydı şu anda bu ilişkiyi bu partnerle yaşamıyor olurdu. Yarın da yine kontrol edemeyeceğin bir şey. Çünkü yarın ikinizin de ne hale dönüşeceği ya da çevresel koşulların ne hale dönüşeceğini asla bilemezsin. Tahmin dahi edemezsin. Dolayısıyla bugünden başka elinde hiçbir şey yok. Ama bugün yaptıklarınla yarını berbat edebilirsin. O yüzden bugün yaptığın şeylerin yarına bir kelebeğin kanat çırpması gibi etki edeceğini asla unutma.